Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Güney. Bugünkü videomda sizlere Rana Azak Hanım'dan almış olduğum sukulentleri tanıtıyor olacağım. Bunlar arkadaşlar Kore türü sukulentleri. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olur, bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı, fikirlerinizi yorum kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Şimdi videomuza geçebiliriz. İlk önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar bazı eleştiriler alıyorum. Tabii ki eleştiriye açığım. Ama şöyle eleştiriler oluyor. İşte bu tür sukulentleri 7 TL'ye, 5 TL'ye aldığını söyleyen arkadaşlar var. Gerçekten öyle bu türdeki sukulentleri 5 TL'ye, 7 TL'ye aldığınız bir yer varsa yorumlar kısmında belirtin. Seve seve almayı isterim. Ama ben böyle bir şeyin olduğuna inanmıyorum. Çünkü bunlar Kore türü sukulentler. Ve bir sürü arkadaşımız da bunların fiyatlarının ne olduğunu tahmin edebiliyorlardır. Sadece ben sukulent almıyorum. Bir sürü arkadaşımız da sukulent alıyor. Şunlara bakar mısınız? Hepsi veri kata. Ve Kore türü sukulentlerin 5 TL olmasının bir imkanı yok. En azından ben böyle düşünüyorum. Varsa da saygı duyarım. Yani olmasını da tabii ki isterim. Artık klasik tür sukulentleri bile 5 TL'ye bulamıyoruz. Yani ben kendi düşüncem bu şekilde. Bu fikrimi de sizinle paylaşmak istediğim birkaç videodur söylemek istiyordum ama söylemiyordum. Bu şekilde yorumlar gelince bir paylaşmak istediğim. Gerçekten 5 TL'ye alan var mı? Varsa da nereden aldığını bana yazarsa çok sevinirim. Çünkü ben aldığım yerlerin hem isimlerini veriyorum hem çiçeklerin isimlerini veriyorum. Artı fiyatlarını da veriyorum tek tek. Bu fiyatların bana özel yapıldığını da düşünmüyorum. O yüzden düşüncelerimi sizinle paylaşmak istedim. Ben bu şekilde sohbet ederken videomuz akıp gitti. Videonun ilerleyen kısımlarında bunlara ne tür bakım uyguladığımı, nasıl ekim gerçekleştirdiğimi görüyor olacaksınız. Şimdi size iyi seyirler. Kargo açılımımız bu şekilde bitti. Çiçeklerimizi açtık. Ben bunları 2-3 gün dinlendirdikten sonra etiketlerini koydum. Ondan sonra normal sukulent toprağımın içine yanmış hayvan gübresi, solucan gübresi ve akadama toprağı katarak bunları ekledim. Ondan sonra ekme işlemini gerçekleştirdim. Çünkü Kore türü sukulentler arkadaşlar akadamayı seviyor ve güzel gelişiyorlar içlerinde. Yani bu sukulentlerimin durumu gayet iyi şu anda. Ekme işlemini gerçekleştirirken içinde ölmüş yaprakları, ölü kökleri kesinlikle çıkarmamız gerekiyor. Ve yaralamamamız gerekiyor. Yani yaralanırsa onları kurumaya muhakkak bırakmalısınız. Aksi takdirde oradan çürümeler meydana geliyor. Ve ilk ektiğimde bu şekilde etiketlerini koyuyorum. Çünkü bunlar koleksiyonluk bir tür. Ve dolayısıyla sukulentlerin isimleri aklımızda kalmıyor. Ben bu şekilde hem etiketlerini koyuyorum hem de videolarımda fiyatlarını da belirtiyorum. Gerçi bunun için söyledim, bayağı eleştiri alıyorum. İşte bu kadar pahalıya sukulent alınır mı diye. Ama buradan bir şey söylemek istiyorum. Ben yeni yeni koleksiyonluk türleri edinmeye çalışıyorum ve o yüzden de fiyatlarının pahalı olması çok normal. Yani aslında belki yurt dışından getirdikleri için çok masraf yaptıklarını söylüyorlar. Ben henüz yurt dışından almadım. Tabii ki aracılar vesilesiyle elimize geçiyor bu türler ve biz de bu şekilde alıyoruz. Gene de herkesin fikrine saygı duyuyorum ama gerçekten daha uygunu almayı çok isterdim. Tabii ki de kimsenin böyle boşa atacak parası olmadığını düşünüyorum. Ama edinmek istediğimiz türleri de bu şekilde almak zorundayız. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı, fikirlerinizi yorum kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olursanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Thank you.
Ekme işlemini de bu şekilde bitirdikten sonra arkadaşlar yaklaşık bir 15-20 gün ben bunlara kesinlikle su vermedim. 15 gün sonra sulamasını yaptım ve çok az bir şekilde suladım. Sadece toprağını nemlendirecek şekilde. Çıkarmış olduğum yaprakları bu şekilde toprağa yatırdım. Toprağımda Hindistan cevizi, kokopiti var, vermikülit ve yanmış hayvan gübresi ekledim. Ve tüm bu yapraklarım arkadaşlar geneli köklendiler. Onların gelişmiş hallerini sizinle paylaşacağım. Onları farklı bir videoda paylaşmayı düşünüyorum. Ekmiş olduğum sukulentleri de sizinle paylaşıyor olacağım. Şu anda bunlar küçük oldukları için kesinlikle soğuk alanda bırakmadım. Yaprakları da köklenip bebek verene kadar ya kök, özellikle kök vermeleri gerekiyor arkadaşlar. Yapraklar kök verdikten sonra onlara su verdim. Onları korumaya aldım. Bu şekilde videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.